Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Ramazan kitaplarından söz etmeye devam ediyoruz. Ramazan'ı nasıl ihya edebiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Bu konularda farklı alternatifler sunmaya gayret ediyoruz. Ramazan tabii belli bir kutsiyetin, belli bir ulviliğin hüküm sürdüğü bir dönem, bir süreç. Bu süreci elden geldiğince kalbimizi ihmal etmeden, kalbimizi takviye ederek değerlendirmekte yarar var. Bu güzel ayda daha derinlikli metinlerle karşılaşarak en başta Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye olmak üzere İslam medeniyetinin ortaya koyduğu metinlerle bir şekilde haşır neşir olarak geçirmek oldukça önemli, oldukça değerli bir tercih olduğu kanaatindeyim. Bu çerçevede klasik metinlerle de bir bağ kurulması gerektiğini düşünüyorum. Klasik metinler oldukça önemli. İslam medeniyetinin farklı dönemlerde, farklı tecrübe zeminleri içerisinde ortaya koyduğu eserlerden söz ediyorum. Özellikle kamuoyunda şark klasikleri, doğu klasikleri olarak tanımlanan bir dizi eser var. Bunlarla bir şekilde ilgilenmek, bu metinleri okumaya gayret etmek, daha önce yapmış olduğumuz derinlikli okumaları takip ederek onların üzerine konmak üzere bu metinlerle, bu klasiklerle buluşmak gerekiyor. Klasikler sıradan ve gündelik olandan farklı olarak geçmişi bugüne taşımada, geçmişin temel örüntülerini, temel motivasyonunu, hatta geçmişin temel sabitelerini bugüne taşıma konusunda oldukça verimli kaynaklar. Bir anlamda kültürün, bir anlamda medeniyetin en önemli referans ögeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle klasik metinlerle tanışmak için Ramazan'ı bir vesile olarak değerlendirebiliriz. Hem bu şekilde, bu vesileyle değişik çağlarda İslam'ın kendi dönemlerine, kendi gerçeklik dünyasına ilişkin nasıl bir dil tutturduğu, kendi döneminde nasıl bir üretimle Müslüman toplumu bir arada tuttuğunu öğrenmiş oluyoruz. Hiç kuşkusuz bu çerçevede fıkıhta, kelamda, akidede, tefsirde, tasavvufta pek çok klasik metinle karşı karşıya geliyoruz. Hangi alana özel bir ilgimiz varsa o alanı takip ederek, o ilginin peşine düşerek tabii ki derinlikli bir ilgiyle ve bizden ciddi anlamda bir bakış açısı, bir sağlıklı bir analitik çerçeve talep eden bu okumaları sürdürmek gerekiyor. Kurucu metinlerle tanıştığımızda güncel, aktüel ve yer yer polemiklere fırsat veren çalışmaların ayartıcı, yoldan çıkarıcı söylemlerini bir kenara bırakabilir. Daha kapsamlı, daha köklü metinlerle buluşarak İslam'ın temel argümanlarıyla bir yakınlık, bir sıcaklık, bir derinlik ilişkisi kurabiliriz. Tabii ki bunlar özel okumalar gerektiriyor. Özel ilgileri vakit ayırarak, üzerinde durarak, söz konusu alanın kendine özgü metodolojisini ihmal etmeksizin okumak gerekiyor. Bu çerçevede hemen aklıma gelen, kolayca ulaşılabilir olduğu için de rahatlıkla önerebileceğim birkaç kitaptan söz etmek yerinde olacaktır. Gazali'nin İhya-i Ulumiddin'i veya Kimya-i Saadet'i, İbn Haldun'un Mukaddimesi, Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiya'sı veya demin vurguladığım şekliyle Doğu klasikleri adı altında ifade edilen tasavvuf, fıkıh, edebiyat, tefsir gibi alanlarda ortaya konulmuş tarihsel verimlerin herhangi birini bu vesileyle okuyabiliriz. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.